Selam herkese, ben Enir ve bu gördükleriniz ise Minecraft'ın ilk sürümleri. Bu videoda sizlerle oyuna başladığım ve aklımda oldukça yer edinen sürümlere bakacağız. Bundan 12 yıl önce Doğu'da ailesinin işi yüzünden yaşamak zorunda olan bir Enir vardı. O zamanlar için çok iyi, şimdiki teknolojiyle hesap makinesi denebilecek bir bilgisayarda çizgi film izlerken bir videonun kapak fotoğrafı gözüne çarptı ve tıkladı. Videonun başlığı konusunda hiçbir fikri yoktu çünkü okumayı öğrenmesine tam bir yıl vardı. İzlediği videodaki oyundan oldukça etkilendi ve babasına gösterdi. Ardından çok geçmeden Şubat'ın ilk yarısının sonlarına doğru oyunu ilk defa oynadı. Oyunda sadece gezinen bu küçük dostumuz çok geçmeden blok koymayı ve kırmayı da öğrendi. Oynadığı sürüm ise yüksek ihtimalle o zamanlar çıkan, tam tarihiyle 12 Şubat 2010 tarihinde çıkan Java Edition InDev 20.10.02.12-1 veya 2 sürümüydü. Aynı gün çıkan 2 sürüm olduğu için bu sürüm 1 ve 2 diye ayrılmakta. Bu sürümü oynayan 6 yaşındaki küçük Enir sadece tıkladığı bir videonun kişiliğini, hayatını ve gelecek planlarını ne kadar etkileyeceğinden habersizdi. Aradan yıllar geçti. Küçük Enir'imiz birazcık büyüdü. 2015'te ilk Minecraft videosunu YouTube'a yükledi. YouTube'un devasa sunucularında hiçbir yer etmese de bu video pek çok şeyin başlangıcıydı. Fakat o kanal pek ayakta duramadı. Bunun başlıca iki sebebi şöyleydi. 1. 1.2 sürümünden sonra eski bilgisayar Minecraft'ı açmaz olduğu için kahramanımız mobil platforma geçmişti. 2. Mobil platform izleyicisi o yıllarda çok azdı ve küçük kahramanımızın yaşı çok küçüktü. Fakat küçük Enir'imiz YouTube'a içerik üretmekten çok zevk almıştı ve bunun onun bir parçası olacağından habersizdi. Yıllar sonra 2022 Mart ayına gelindiğinde ise şu anda bu videoyu hazırlıyor. Evet, bu anlattığım hikaye Enir olarak bildiğiniz benim Minecraft'ta geçirdiğim yılların anılarından sadece küçük bir kısımdı. Hadi şimdi gelin oynadığın ilk sürümlerden birkaçını inceleyelim. Ve evet, işte karşınızda benim oyuna başladığım o tatlı sürüm. Cidden çok uzun zaman oldu bu sürümü görmeyeli. Yani bu şeyi görmeyeli, nasıl anlatayım size, şu Minecraft yazısıdır. Play Tutorial Level mesela bu oyunun tutorialıydı. Yani nasıl oynanacağını gösterecekti size. Yapılması planlandı ama gördüğünüz gibi tıklanabilir durumda değil. Hiçbir zaman tıklanabilir olmadı ve sonunda kaldırıldı, yok oldu gitti. Burası işte dünyalarınızı kaydettiğiniz slotlar. Ayarlara bakacak olursak işte burada görüş mesafesi, müzik, ses, FPS göstermesi falan var işte. Çok da bir şey yok yani. Kontrollere bakalım. Yürüme, geriye, zıplama, envanter I ile açılıyordu, ben bunu az önce yaptım. Bu işte CC'yi ayarlama, render distance'ı kapatıp açıyor, bu da işte görüş mesafesini kısaltıp yükseltiyor. Daha sonrasında load location R, bunu hatırlamıyorum. Ha şey, sanırım R'ye bastığımızda bizi tekrardan bir noktada doğuruyordu haritada, onu hatırlamıyorum. Chat'i de T ile açıyormuş. Chat'te varmış o zaman. Generate new level diyelim. Buradan dünyanızın boyutunu seçiyorsunuz. Ben o zamanlar tabii okuma yazma bilmediğim için direkt buna tıklayıp direkt create'e tıklayarak dünyayı açıyordum. Hadi bakalım şimdi ben küçükken nasıl açıyorsam biz de o şekilde açalım dünyamızı ve bir oynayalım. Tamam. Niye ses yok? O zamanlar oyunun sesi yok muydu acaba ya? Hiç hatırlamıyorum. El bile yok gördüğünüz gibi. Tipimizde notch. Evet, ben bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Bu arada koyunlara vurunca bir tane gri, koyu gri, bir tane de gri yün düşüyor. Gördüğünüz gibi elimiz yok. Steve bile yok oyundan. Hoş kendini yapmış. Evet. Oyun bu şekildeydi tamamen. Bunun içinde başlıyor muyduk hatırlamıyorum ama galiba başlıyorduk. Böyle bir yer vardı. Bu benim oyuna başladığım indev sürümü. Infdev değil, indevmiş başladığım sürüm. Çünkü indirdiğim tarihi hatırlıyorum. Ah, eski gül. Texture pack'lerle bu hala geri getiriliyor. Evet, özlemişim bunu. Şöyle elim olduğunu varsayacak bir şey alayım elime de. Elimde bir dursun. Crafting'e falan da bakacağız az sonra. Farklı farklı sürümlere geçeceğiz. Benim okumayı yazmayı öğrendikten sonra oynadığım ilk sürümün adını hatırlıyorum. Ona geçeceğiz. Çünkü okuyabiliyordum yani artık. O yüzden ona da bakacağız. Şöyle. O zaman kırarak kırarak başlayalım. Evet. Odunlar kırınca parçalanıp tahtalar haline geliyordu. Evet, bunu vay arka, hepsini unutmuşum. Bakayım 4 tane mi düşüyor? Aynen galiba. Bakalım crafting table var mıydı? Varmış. Hatırlamadığım pek çok şey var tabii. Sanırım creative mod da yoktu. Nasıl açılıyor onu bile bilmiyorum. Açılıyor muydu? Nasıl açılıyordu? Yani survival testini olduğu modlar şeyler bunlar, sürümler. Hani survival test ediliyordu o zamanlar. Şöyle bir şey yapalım, kazma yapalım. Bakın yani yosunlu kırıktaş o zamanlarda vardı. Bu bir dungeon aslında. Şu anki dungeonlar bundan esinlenip yapılmış olsa gerek. Bakalım şöyle tam ortası var mı? Var. Şurada spawner oluyor. Evet, bundan esinlenip yapılmış olsa gerek. Bir taş kıralım hemen ileriye gidip şuradan bir taş alacağım birazcık.
Ve bakın orada ne var? Demir var, demir. Bakalım kırınca ne geliyormuş. Tabii kıramıyoruz. Önce bir şunlardan bir taş kazma yapalım. Hemen bir taş kazma yapalım gidip. Vay be. Çok uzun zaman oldu cidden. Yalan söylemeyeceğim aslında. Az önce video çekmeyi denedim. Birkaç bir şey yaptıktan sonra videonun kayıtlı olmadığını fark ettim. Ama yine de uzun zaman olmuştu yani bugüne kadar oynamayalı. Bakın taşı ısıtmadan düz taşla yapılıyor şu an bu. Ama eskiden kırık taştan yapılıyordu. Düz taş basamak. Tamam, crafting table'ımı da yanıma alayım. Şöyle elimizle kırabiliyoruz. Yatak yapılıyor muydu onu hatırlamıyorum. Bu arada güneş yok. Şeyler tahta gibi. Ekranın ortasındaki artı şimdi transparan bir artı. Böyle negatif gösteriyor üstüne tuttuğunuzda ama şu an beyaz bir artı görüyorsunuz sadece. Bu arada benim oynadığım sürümleri tek tek geçeceğiz böyle. Ben bu sürümü çok oynamadım onu söyleyeyim size. Şöyle bunu kıralım. Pişiriliyor muydu acaba? Fırın yapılıyor muydu? Onu bile hatırlamıyorum. Onlara da bakacağız. Mağara yapısına da bakarız. Anam eski kömür. Bu çok yakında değişti bu arada. Infdev sürümlerinde değişmiş olması lazım. Yani indev sürümünü oynamayalı bayağı oldu ama eski sürümlere, beta sürümlerine, alfa ve beta sürümlerine bir ara girip bakmıştım. Beta 1.8'de eski köyler eklenmişti. Eski köyleri yad etmek için bir girip bakmışlığım var. Bu bölümde eski sürümler arasında biraz gezineceğiz. Önce ilk şey yaptığım, ilk kendim, ilk başladığım sürümde biraz gezindikten sonra diğer sürümleri incelemeye gideceğiz. Şimdi şurayı bir kıralım. Bir 5 tane olduğu, 8 tane olduğu zaman tamamdır. Şöyle çalışma masamızı koyduk. Bakalım şey yapılıyor. Bu arada tek tek tıklıyorum. Fırın yapılmıyor. Evet, ben bu demirleri nasıl işleyeceğim? Demirleri işleyemiyor muyum? Bunları bu arada böyle topluyorsunuz ya da direkt kapatarak alalım şöyle. Ses yok bu arada oyunda. Nedenini anlamadım. Bilmiyorum neden olmadığını. Tekrardan bir tıklayalım şöyle. Bunları buraya koyarak mı elde ediyormuşuz? Peki ya bu neyin nasıl yapılacağını bilmiyordum o zamanlar. Yoktu çünkü yani... Şu an survival oynuyorum ben ama size survival oynar gibi etrafta bir şeyler kazıyorum falan ama ben çıkıyordum etrafta gezinirken bunları yumrukluyordum. Bir ara şeyi keşfettim. Basılı tutunca bunların bu şekilde kırıldığını falan keşfettim. Ben normal etrafta böyle gezinip etrafı geziyordum oyunda ben. Diyordum böyle aa buralar ne kadar güzelmiş. Şu mağaralara giriyordum mesela. Bunların içinde kayboluyordum. Çıkışı bulamıyordum sonra. Bunun gibi mesela böyle. Ya tek yaptığım gezinmekti oyunda. Ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Çünkü okuma yazmam bile yoktu. Şunları alalım şöyle. Oyun skorda oyun oynamayı bıraktığım yeni zamanlardı galiba. O zamanlar oyun skor var mıydı? Yoksa ben oyun skora sonradan mı geçtim? Hiçbir fikrim yok. Her neyse. Şunları etrafta karayında bağlar ve güller var sadece çiçek olarak. Yerde zaten direkt kağıt gibi duruyorlar. Ben ne tarafa bakarsam o tarafa dönüyorlar. Bu ben ne tarafa bakarsam o tarafa dönme olayı eski 8 bit oyunlarda kullanılırdı. Eski ilk 3 boyutlu oyunlarda kullanılırdı. Böyle hani uzaktan baktın mı 3 boyutlu gözüksün ama aslında 2 boyutlu. Bir resim sadece sen ne tarafa gidersen o tarafa doğru dönüyor. Çok ilginç bir dünya oluşturma sistemi var gördüğünüz gibi. Birazcık daha gezinelim. Oyunda bu arada sadece yaratık olarak koyun doğuyor gördüğünüz gibi. Yemek elde etmenin hiçbir yolu yok çünkü ihtiyaç yok, acıkmıyorsunuz. Canınız kendiliğinden bir yenileniyordu hatırlamıyorum. Bunları öldürünce de bu arada hiçbir şey çıkmıyordu. Şöyle hatta öldürelim. Aa barut mu çıkıyormuş? Ne? Neden? Kum var, kuma gidelim. Çakıl da olması lazım buralarda. Noçuz zaten direkt full. Üstümüzde zırhlar falan da var. Bu arada bakın etraf şu ekranı bu açınca, burayı açınca mavileşiyor. Bir gökyüzünün falan rengi değişiyor envanteri açınca. Bir tuhaf oluyor. Evet yamuk bakıyorsak düzeltiyor da görüntüyü neyse. Eski kum tekstürü falan var burada gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani ilginç bir sürüm evet. İlk oynadığım sürümleri inceliyoruz madem. Hadi bir sonraki sürüme geçelim. Başka bir sürüme geçelim yani. Bu sürümde görecek pek bir şey yok. Benim en çok oynadığım sürüm de bu değil zaten. Şimdi direkt burada dümdüz dünyamı kuruyorum. Indev'in son sürümündeyiz artık. Oyuna partiküller eklenmiş. Skin'im duruyor. Skin benim Minecraft şeylerimden geliyor olsa gerek. Oyunda sesler var. Müzik eklenmiş duyduğunuz gibi. Tahta bir evde doğduk. Benim hatırlıyorum bunların hepsini ya. Müzik çok iyi ya. Bu ne diye sorarsanız burada bu çakıl. Eski çakıl böyle görünüyordu. Yaşıyor muymuş o zamanlar? Ama çok fazla çakıl taşı çıkıyormuş. Umarım şu an bu oynadığım Minecraft benim oyunun dosyalarını bozmuyordur. Kendi şeyimin, kendi dünyamın. Survival oynadığımız dünyamın falan. Bakalım. Aa, düşmüyor. Direkt yukarı bakınca aşağıya koyuyor direkt. Evet, düşme animasyonu yokmuş o zamanlar. Aşağıya koyuyor direkt. Indev'in son sürümü bu. Yalnız müzik çok fazla olduğu için ben biraz fazla bağırıyor olabilirim videoda. Onun için size farklı geliyor tabii. Evet, et elde etmenin ilk yolu da oyuna eklenmiş bu sürümde. Ya bu sürümden önce eklenmiştir büyük ihtimal ama elimi öldürünce gelmedi. Sanırım kılıçla öldürmem gerekiyor. Kılıç. Ve bu da eski fidan tekstürü. Bu da çok kötü gördüğünüz gibi.
yani rengi çok kötüydü. Aslında bütün tekstürlerin rengi çok kötü. Gördüğünüz gibi aşırı bir yeşillik var oyunda. Hemen şunu bir kıracağım şu şekilde. Bakın artık odun geliyor elimize. Arada geçen sürümlerde bu da değişti. Artık odunu direkt olarak elde edebiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi yani bu yaprakların çürüme olayı biz odunu kırdıktan sonra çok hızlı gerçekleşiyor. Çok fazla fidan düşürüyor. Biraz uzaklaşacağım şöyle görün diye. Şimdi çok hızlı hemen ilk craftlarımızı falan yapalım. Çubuk, tahta kazma. Evet. Şimdi bir önceki dünyayı kullansana diyebilirsiniz. Dünya oluşumu da değiştiği için çok hızlı bir değişim olduğu için dünya oluşumu da sürümler arası. O yüzden bu şekilde çabuk yapıyorum bu işleri. Şöyle bir kazmamızı da tekrar yapalım. İki tane daha kasıp bir kılıç yapıp domuzları öldüreceğim. Bakalım domuzlardan et düşüyor muymuş. Dediğim gibi çok uzun zaman olduğu için ben bu sürümleri oynayalı hatırlamıyorum. O yüzden teker teker bakıyoruz. Şöyle kılıcımızı yaptık. Evet. Eski kılıç şeyi tekstürü de burada. Evet. Merhaba domuzcuk. Domuzların tekstürü o zamandan bu zamana değişmemiş. Bu arada buradan ne anlıyoruz? Oyuna domuzlar eklenmiş ve gördüğünüz gibi düzgün yürüyorlar. Yani bu ne demek oluyor? Creeper'ların hatası çoktan yapılmış ve Creeper'lar oyuna eklenebilir durumdalar. Şimdi bir domuz daha kesip size bir şey göstermek istiyorum. Bakın stacklenmiyorlar. Evet böyleydi eskiden. Yüksek bir yere çıkıp şimdi atlayarak canımı götüreceğim. Ve hasar sesini de bir duyalım eski hasar sesini. Evet kırılma sesi cidden rezil. Çok rezil bir ses. Şimdi kıralım. Evet şimdi buradan aşağıya atlayacağım. Bakalım hasar yiyecek miyim? Evet hasarımı yedim. Eski hasar sesi de gördüğünüz gibi bayağı ilk komik. Uuu diye birisi böyle hasar yiyor sadece. Hemen koyunlara bir vuralım. O zamanlarda da hala vurmayla alınıyordu sanırım. Böyle diyorsun kardeş ağzının ortasına vururum bana yününü ver diyorsun. O da sana yününü veriyor. Gidelim bakalım bir de bununla bir şeyler yapmaya çalışalım. Bu arada canımızı da şu şekilde sağ tıklayarak yemeği yok ediyorsunuz. Midenizi ışınlıyorsunuz adeta yemeği. Bir yeme animasyonu oyuna henüz eklenmemiş ve müziğin sesi çok yüksek. Evet oyunda yataklar yokmuş. Daha eklenmemiş yataklar. Sadece yünler var. Şu şekilde. Artık bunlarla da istediğinizi oluşturuyorsunuz böyle artık. Ne yapmak isterseniz böyle yani. Bir de şunu göstereyim hadi son kez. Sonra sıradaki sürüme geçelim. İlk oyuna... Aa merdivenler daha eklenmemiş oyuna. Hatırlamıyorum. Evet. Merdivenler daha eklenmemiş oyuna. Hadi bir sonraki sürümümüze geçelim. Şu anda InfDev'in ilk sürümündeyiz. Hemen direkt bir dünyamızı oluşturalım. Menümüz hala aynı. Bu arada şu anda çok fazla sürüme bakmayacağım. Evet. Bu sürüm dünya oluşumlarının hesaplandığı sürümlerden bir tanesi. Çok ara bir sürüm bu. InfDev'in ilk sürümü. O yüzden obsiden duvarlar görüyorsunuz. Burada bu dünyanın ölçüsünü almak için Notch'un kullandığı bir teknikti. Öyle hatırlıyorum. Yani bunu daha sonradan araştırmıştım hani neden obsiden duvarlar vardı diye. Evet bakın gördüğünüz gibi ağaçlar hiçbir şey yok InfDev'de olan. Steve'iz bu arada artık. Skinler yok oyunda. Hani oyun InfDev'den InfDev'e geçti şu anda. Ağaçlar InfDev'in ilk sürümünde oyundan kaldırıldılar. Daha sonradan oyuna eklenmek için tabii ki de. Daha sonradan tekrar eklenmek. Şu anki su partikülü o zamanlardan kalma. Şu baloncuklar. Ve şu suda yüzme partikülü daha iyiymiş diyebilirim size ya şu anda. Evet şu suda yüzme partikülü çok çok daha iyiymiş. Bir suda yüzdüğümü daha fazla hissettiriyormuş onu söyleyebilirim. Bu sürümde pek bir şey yok. Ben bu sürümü oynadığımda oyunu bir süre oynamadım diye hatırlıyorum. Bu sürümü oynadığıma eminim. Şu obsiden duvarları. Etrafta hiçbir şeyin olmadığını çok iyi hatırlıyorum. Bu sürümü oynamak istememiştim ben. Bir sürede oyun oynamadığımı çok iyi hatırlıyorum. Daha sonra tekrardan oyun oynamaya başlamıştım tabii. Eski camları görüyorsunuz. Oyunda camlar var artık bu şekilde. Ve kırılabiliyorlar. Hadi gelin InfDev'in son sürümüne geçelim. Ve evet karşınızda oyunun alfadan önceki son sürümü. Multiplayer sekmesi eklenmiş ama tıklanabilir değil. Single player var. Single player'da boş bir yere tıklıyorsunuz ve oradaki slota dünyanızı ulaştırıyor direkt olarak. Evet. Alfa'dan önceki son sürüm. Bu da bizim inceleyeceğimiz son sürüm. Ya bunlar benim oyuna başladığım sürümler. Günde ya çok hızlı güncelleme alıyordu Minecraft. O yüzden bunlar yani benim oynadığım ve sürekli güncellenen sürümler. Şimdi dünyamız oluşturulsun. Ve evet. Son InfDev sürümüne hoş geldiniz. Bu sürümü çok iyi hatırlıyorum. Inventor I ile açılıyor. Bakın. Save and Quick to Title kısmı eklenmiş. Artık menüye dönebiliyorsunuz. ESC'ye basınca dünya kaydediliyor. Otomatik olarak. Otomatik kaydetmekle. Ses açık. FPS'imi görebilir miyim? Evet. 200-300 chunk yüklüyor şu an. Yani bu kadar chunk'ı şu anki Minecraft'ta yükleseniz bilgisayarınız patlar falan herhalde. Neyse dönelim oyunumuza. Dur FPS'i kapatalım. Evet. Kumlar. InfDev'in son sürümü.
Bu sürümü de iyi hatırlıyorum. Bundan sonra artık alfa ve alfa, daha sonrasında ise beta sürümleri başlıyor. Eğer isterseniz o sürümlere de gözümüzü atarız. Yani Minecraft'ın son sürümü, full sürümüne kadar olan bütün sürümleri sizlerle beraber tek tek inceleriz. İsterseniz başka bir, onun için bir seri yaparız. Ya da bir videoda hepsini de inceleyebiliriz. Evet, şimdi şöyle gelelim. İlk odunumuzu bir kıralım. Bu da son sürümümüz olduğu için bu şeydi. Yani ben indev ve inifdev sürümlerinde başladım oyuna. İndev sürümünde başladım. Hemen sonrasında inifdev çıktı. Direkt olarak ya en çok oynadığım sürümlerde bu sürümler. Ya en çok oynadığım dediğim işte, hani Minecraft'a başladığımda en çok oynadığım sürümler en başta bunlardı. Daha sonra işte yenileri çıktıkça yenilerine geçtik. O şekilde yani. Yalnız şu anda bu benim bilgisayarı biraz kastırıyor mu ya? Evet, optimizasyon sıkıntısı var. Şöyle F'ye basarak sisi kısabiliyordunuz. F'ye basacağım. Tabii biz oyunu böyle görmüyorduk. Bizim sis burnumuzun ucundaydı. Şu işte chunk sisi, şu uzaklardaki sis bizim burnumuzun ucunda duruyordu. Biz bir şey görmüyorduk o yüzden. Ya arada şey sürümler var mesela. Onları geçtim ben. Mesela bir sürüm var Minecraft'ın. Elinizde sizi itemlerle doğuruyor. İtemlerin test edildiği sürümler. Elinizde yay var mesela. Yayı sağ tıklıyorsunuz. Yayın düştüğü yerden yaratık çıkıyor. Okun düştüğü yerden. Bu tür sürümler de geçti oyundan. Yayın düştüğü yerden şey çıkıyordu mesela, yani o şekilde. Okun düştüğü yerden yaratık çıkıyordu. Tabii inekler yok daha. İnekler çok sonra eklendiler oyuna. Koyunlar var. Koyunlar, zombiler ve iskeletler düşüyordu. Şimdi hemen bir de örümcekler. Bu sürümde birazcık şimdi survival oynayacağım. İlk geceyi geçireceğim daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. İlk geceyi geçireceğim. Gündüz olduğu zaman da videomuzu noktalarız. Şimdi birazcık odunumuzu kırdık. Envanteri açamıyorum ama. Controls. Yapabilir miyiz? Koşma var mıymış? Yokmuş. Peki o zaman. Back to game. Envanterimi E ile açayım. Oyunda gördüğünüz gibi skinler var. Shift ile hala alamıyorum galiba. Aynen. Şöyle topladım. Şu şekilde crafting table'ımı yaptım. Ve burada çubuğumu yapıyorum ilk olarak. Sonra da klasik başlangıç işte. Tahta kazmamı aldım. Şimdi şuradan yer altına bir tünel açacağım. İğrenç blok sesi, blok kırma sesi eşliğinde. Evet. Cidden insanı sağır eden bir ses. Ne kadar kısarsanız kısın, ses o kadar tuhaf ki insanın kulağını her türlü rahatsız ediyor. Yani aslında bu sürümleri bunca senenin ardından tekrar girip oynadığımda Minecraft'ın bu kadar sene içerisinde ne kadar kendini geliştirdiğini görüyoruz. Aslında yani şimdi Notch'a karşı herhangi bir şeyim yok. Yani adam oyunu ilk yapan kişi ve o olmasaydı şu anda bu sürümleri oynayamayacaktık büyük ihtimalle. Fakat onun yaptığı sürümler bunlar. Fakat geçmişe gidip işte Notch'un en son yaptığı sürüm 1.7'ye falan baktığınızda şeyi görüyorsunuz. Microsoft kötü bir iş çıkarmamış cidden. Notch mesela, eğer oyun Notch'ta kalsaydı, Notch oyundaki meşaleleri yanıp sönecek şekilde ayarlayacaktı. Yani buna ne olacaktı? İşte meşaleler belli bir süre sonra sönecekti. Biz çakmakla gidip onları tek tek tekrar yakmaya uğraşacaktık. Bunların oyuna eklenmediği için mutluyum ve Microsoft cidden Minecraft'ı satın aldıktan sonra geliştirmek konusunda çok iyi iş çıkardığını söyleyebilirim Microsoft'un. Yani oyuna yeni eklenen şeyler, hadi 1.18'de biraz çoğalladılar, evet. 1.18, 1.17 sürümlerinde biraz çoğalladılar ama ilk defa bu kadar büyük bir güncelleme çıkarmak istediler. Üstelik Warden'ı ekleyeceklerdi. Warden'ı eklemekten de vazgeçtiler. Fakat yine de şunu söyleyebilirim ki çok büyük bir gelişme kat etmiş Mojang'da. Çok büyük gelişme kat etti Microsoft bu oyununu yaparken. Bu oyunu geliştirirken daha doğrusu. Şöyle biraz domuz öldürelim. Etler steklenmiyor yine. Şurada domuzları da öldüreceğim. Şuradan demirleri kazacağım. Demirler ısıtılıyor mu bu sürümde? Bilmiyorum. Onu da kontrol edeceğiz. Aşağıda bir mağaraya daha açıldık. Mağarayı biraz gezmek istiyorum. Fakat bu sürümlerde karanlık, cidden çok karanlık. Burnunuzun ucunu göremiyorsunuz. Meşale olmadan buralara girmeyi hiç düşünmüyorum bile o yüzden. Evet, şimdi kendimize ufak bir ev inşa edeceğiz. Ama ondan önce birazcık daha domuz öldürmem gerekecek şu anda. Biraz kum kazalım, cam yaparız. Tam 34 tane kum topladım. Bu yeterli olacaktır. Birazcık da taş kıralım. Güneş nerede şu anda? Güneş yavaştan batıyor. Öğleni geçmişiz. Şimdi bol bol kırık taş kasacağım buradan. Daha sonra da gidip birazcık odun kasacağım. Evet, kazmamız kırıldı. Hiçbir kırılma animasyonu, herhangi bir şey yok. Elimden kaybolduğunu bile son anda fark ettim. Şu şekilde şimdi bunu koyacağım ve burada kendime bir tane daha kazma yapacağım. Daha sonrasında ise evimizi yapmaya başlayacağız. Fakat ondan önce oyunda merdivenler bu sürümde var mıymış, ona bakacağım. Galiba varmış. Bu ne yola ki? Evet, bu bir merdiven. Peki istediğim tarafa doğru dönüyor mu? Yani sadece bu tarafa doğru mu konuluyordu? Peki. Aa, doğru, pardon. Onu böyle mi kırılıyor? Nasıl kırıyorduk bunları? Ne? Oo, bu çok kötü. Evet, bu bayağı kötü. Aa, kırınca direkt odun olarak geliyor. Tahta olarak geliyor, pardon. Evimi de şuraya yapacağım. Öyle düşünüyorum. Biraz merdivene ihtiyacım var tekrardan. Bu yeterli olacaktır. Şöyle aldım.
aldım. Gidip birazcık odun kasalım. Biraz odun kıralım. Odunlar da yan konulmuyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Odunlar kesinlikle yan konulmuyor. Hepsi dik konuluyor. Hepsi dediğim zaten bir tane odun çeşidi var. Meşe var sadece oyunda. Zaten eşyaların isimlerini bile bilmiyoruz gördüğünüz gibi. Tabii eğer bir sonraki bu tür bir videoda bu tür bir videoyu bir daha çekecek olursam eğer tabii bir sonraki videoda pek çok şey yapacağım. Araştırma yapıp geleceğim. Yani pek çok sürümü atlayacağız çünkü. Evet bakalım. Yani skinimin benimle gelmesi beni bir telaşa soktu. Çünkü benim bunu oyunu farklı bir launcher'dan oynuyorum ve benim Minecraft ayarlarımı inşallah bozmuyordur bu durum. Biraz koyun avlayacağız şimdi onun için geldim. Geliyordum az daha. Tamam bu yeterli. Şimdi şöyle bir geçelim. Bir tane et yiyeyim şöyle. Bir et daha yiyeceğim. Canımızı fullledik. Tabii oyunun full sürümü çıktı. 1-2'den sonra ben bu oyunun bilgisayar versiyonunu bıraktım. Full sürümden işte 1-2'den sonra bizim bilgisayar artık kaldırmamaya başladı eski bilgisayar. Ondan sonra ben bu oyunu bıraktım. Java Edition'da bıraktım. Uzun bir süre oynamadım. Daha sonrasında Bedrock Edition'la beraber yani eski ismiyle Pocket Edition'la beraber oyunu tekrardan oynamaya başlamıştım. Her neyse şimdi evimizin ön tarafını yapmaya başlayalım. Şöyle yapacağım. Crafting table'ımı şuraya koyayım. Oo çok hızlı gece oluyor. Şöyle kapı yapılıyor muydu? Tabii ki de yapılıyordu. Şöyle konulabiliyor mu kapı? Aynen. Çalışma masam nerede? İşte oyunun eski sürümlerinde gece böyleydi. İnsanı korkutuyor. Gözümün önünü göremeyeceğiz daha sonra. Şu anda hala tam gece olmadı. Çok karanlık etraf. Evet şimdi şuradan aşağı inerek maden yapmaya çalışacağım ama gözümün önünü göremiyorum bile. Evet. Zombiler geceleri doğmuyor muydu ya? Galiba bu sürümlerde doğmuyorlarmış. Hani hatırlamıyorum hiç de. Varlar bu sürümlerde de doğmuyorlar galiba. Bir yatak yapabiliyor muyuz? Yatak yok. Gündüz yapmanın hiçbir yolu yok. O zaman hadi gezinelim. Oo doğuyorlarmış. Aa iskelet geliyor. İmdat. Tamam koşamıyoruz da. Heh, tamam. Şöyle şuraları da kapatalım. Oklanmayalım. Şöyle şuranın üstünden etrafa bakabiliriz. Evet şu anda gece ve etrafı göremiyoruz. Fırın oyunda var. Güzel. Peki odun kömürü var mı acaba? Bakın eskiden üstü taşmış bu şekilde. Merdivenle eritsem. Evet. Etrafa biraz ışık saçan bir şeyimiz oldu artık. Şöyle evin üstünü de bu şekilde kapatacağım. Bir taslarımı çıkartmak istiyordum ama çok hızlı gece oldu biz etrafta gezinirken. O yüzden şöyle rastgele bir ev yapalım ya. Uğraşmaya gerek yok. Bu neyi? Ha burada şey. Evet demirlerimiz oluyor. Onlar pişerken birazcık daha pişsinler. Ben de birazcık daha taş kırayım o zaman ondan gelen ufak ışıkla. Bakın çakıllara animasyon eklenmiş. Arkadaşlar şöyle düşüyorlar. Gözümün önünü görebilsem keşke. Hiçbir şey göremiyorum ya. Ben göremiyorum kendi ekranımda. Videoda daha da karanlıktır. Aynen videoda daha da karanlık görünüyor. Çünkü fırındaki eritme işlemimiz bitmiş. Odun kömürü yapamıyoruz. İlla ki kömür bulmamız gerekiyor demek ki. Kaç tane lazım da bununla yapamayız. Bununla sadece kılıç yaparız. Yani demir kılıç yaptık. Bir de bir demir kazma yapalım. Çubuğumuz bitmiş. Bir çubuk yapalım önce. Çubuğumuzu da yaptık. Daha sonra bunu buraya koyduk. Şöyle bir tane. Yok lan kılıç değil. Kazma. Ben de çubuğu yeterli. Şimdi dışarıya bakacağım. Şöyle kılıcımı alayım bir. Şu arada iskeletler görmüştüm ya. Aa creeperlar da var. Merhaba acı dayılar. Kolay gelsin. Allah. Gel buraya gel. Öl. Merhaba zombi. Ne haber? Oh. Çok iyi vurdu ya. Topraklar var. İskelet yok mu ya iskelet? Bir de onları görelim. Creeper'ları gördük. Aha. Creeper mı? Evet Creeper'mış. Etrafı görmekte cidden çok zorlanıyorum bu arada. Bir meşalemiz olsa da etrafı bir aydınlatsaydık ya. Kömür bulamadık. Zorluğumuz normalde hard yapalım hadi. Biraz daha zor olsun. Bakalım ne olacak. Ya, kılıcımızla gezelim tehlikelere karşı. Kömür bulsak şu an çok iyi olacak. Şu envanterimizde 2 saniyede yapabiliriz. Burada ileride mağara görüyorum. Oraya gideceğim. Allah aman aman. Buralara düşmeyelim. Mağara değil mi? Ay nerede? Gece yarısına geçmişiz. Şu karşıya aa su. Ya bu Minecraft'ın eski sürümleriyle alakalı daha fazla videolar istiyorsanız söyleyin. Ha diyor dersiniz bu tarz videolar kötü. Hani bir daha çekmem. Survival'ımızdan devam ederiz. Farklı survival'lar oynarız. Farklı içerikler arıyorum aslında bir yandan da. Sırf survival'da oynanmaz şimdi. Böyle bilgisayarımın performansı beni biraz sınırlandırıyor bu konuda ama yapabildiğimi yapacağım. Modlu seriler çekmeyi ben de çok isterim. Fakat neyse şu survival'a yeni başladık zaten neredeyse daha. Yeni başlamadık tabii bir yıl oldu da. Oha burası neymiş? Aa buradan geçiş var mı? Evimizden bayağı uzaklaştık. Eve geri dönebilecek miyim? Ondan da emin değilim. Creeper beni gördü bakın. Gelmeye çalışıyor ama sanırım zıplama mekanikleri yokmuş. Görmüyor beni şu an. Tam sıkıntı yok. Aa iskeletimizi bulduk. Bakın. Elinde ok falan yok elinde. Sadece elleri görünüyor. Ve oku da çok yavaş gidiyor. Dojlamaktan. Bakın oklar çok yavaş. Matrix oynuyoruz. Bakın okları bayağı yavaş atıyor gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş yaklaşmaya çalışacağım. Oh yarım kalbim kaldı. Hayır ya. Öldük. Respawn yapalım tekrardan.
Evet, ilk doğduğumuz yerde doğduk tekrar. İlk geceyi başarısız geçirdik birazcık. Evimiz burada tabii. Bir sandık bile yapmamıştık. Bak sandık yapsaydık da bazı eşyalarımızı içine koysaydık keşke. Gidip eşyalarımı bulmaya çalışacağım şimdi. Şu an şu taraflara gitmiştim. Gidelim oralara tekrar. İlk geceyi bile geçiremedik. Aslında iskeletle oynamak istedim biraz ama. Evet, şöyle şurada Minecraft'ın o eski dünyasının, şu anki oynadığımız eski dünyanın gün doğumunu izleyelim beraber. Ve güneş doğarken ardından tepelerin biz durmadan Minecraft oynardık. Evet, F1 var mı? Yok. Vay be. Yıllar sonra, asırlar sonra şu sürüme girip tekrardan oyunu bu şekilde oynamak. Cidden çok güzel. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam yaratıklar yanmak yerine yok oluyordu bu sürümde gündüz olunca. Öyle miydi? Hiç hatırlamıyorum. Bulma yaratık görmemiz lazım bunun içinde. Neyse yapacak bir şey yok artık. Yaptığım evde bu muymuş? Göremiyordum hiçbir şey. Görmüş oldum. Bakayım. Evet. İlk gecede mi yapılacak mükemmel bir ev? Ya bu daha güzel olacaktı da zaman yetmedi. Ben madene indik. Fırınımız da burada. Eşyalarımı gidip bulmaya uğraşmayacağım. Oo, işte bundan bahsediyordum. Az önceki parlaklıkta hiçbir sıkıntı yoktu ama iyice gündüz olduğu zaman oyunda şu çimenlerin ve ağaçların yeşili cidden göz yakıyor. Evet. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.